Arkadaşlar merhaba ve Tener Medersi 12. hafta 12. haftadayız. 11. haftada çift doğrultuda iki doğrultuda çalışan döşemeler hakkında genel bilgiler yapmış, yayı vermiştik. Bunlardan bahsetmiştik canlı dersimizde. Bu dersimizde de bu çift doğrultuda çalışan yani dal döşemelerle ilgili örnek soru çözeceğiz bir tane. Şimdi önce dal döşemenin ne olduğunu hatırlayalım. Biz demiştik ki uzun doğrultudaki hesap açıklarının kısa doğrultudaki hesap açıklığına oranının 2'den küçük olduğu döşemelere çift doğrultuda çalışan plak demiştik. Yani biz buna ne diyecektik? Dal döşeme diyecektik. Hatta bir tane not yazmıştık. Demiştik ki 2.04'e kadar biz ne yapabilirdik? Çift doğrultuda çalışan plak olarak hesap yapabilirdik. Şimdi şekilde bir tane sorumuz var. İşte soruda demiş işte verilerimiz var. Şimdi Şu parantez daire içerisindeki olanlar 12, 14, 13 vesaire Bunlar neydi? Bunlar plak kalınlığıydı. Yine şuradaki verilere baktık. Bakın plak kalınlığı 12 cm olan döşeme için ölü yük ve hareketli yük ayrı verilmiş. 13 cm olan için ölü yük ve hareketli yük ayrı verilmiş. Yine Plak kalınlığı 14 cm olan döşeme için ölü yük ve hareketli yük ayrı verilmiş. Önce verilerimize baktık. Yine malzememiz C25 S420 imiş. Şimdi bize demiş ki biz de işte D1 D2 D5 ve D6 döşemelerini biz bu 4 tane döşemene ne yapacağız? Asal donatı alanını hesaplayacağız. Hesapladığımız asal donatı diye getirip kalıp planında yerine yerleştireceğiz. Şimdi biz herhangi bir döşemede hesaba başlamadan önce yapacağımız birkaç tane işlem vardı Demiştik ki ilk bakacağımız işlem bize verilen açıklıklarda bize hesap açıklığı mı verilmiş serbest açıklık mı verilmiş önce bunlara bakmamız lazımdı. Şimdi şuradan yatay doğrultuda baktık bakın. Yatay doğrultuda baktığımız zaman neyimiz var işte 500 var 225 var işte 30'lar var 30'lar mesnet genişliği öyle değil mi? Yine geldik şuraya baktık işte 300 var solda salda yine mesnet genişlikleri var 380. Düşey doğrultuda baktık 500, 400'ün bu açıklıklar serbest açıklık. Bizim önce ne yapmamız lazım? Hesap açıklığını bulmamız lazım. Biz hesap açıklıklarını bulurken ne yapacaktık? Düşecektik ki döşemenin sol tarafındaki mesnetin ortasından sağ tarafındaki mesnetin ortasına uzunluklar çizecektik. Bu uzunluklar bize ne verecekti? Hesap açıklıklarını verecekti. Yine düşey doğrultuda da. Döşemenin üst tarafındaki mesnetin ortasından, alt tarafındaki mesnetin ortasına doğrular çizecektik. Bu doğrular bize hesap açıklıklarını verecekti. Şimdi hesap açıklıklarını bulurken ne yapacaktık, neye dikkat edecektik? Edecek? ki serbest açıklığın solundaki ve sağındaki mesnet genişlikleri birbirine eşitse ortaya bir tane ne eklememiz lazımdı? Mesnet genişliği hesapla eklememiz lazımdı. Şimdi ekledik 285 santimetre. 300'e baktık. Sağ taraf 30, sol taraf 30 hesapladık. 330. Yine 380'e baktık. Sağ taraf ve sol taraftaki mesnet genişlikleri birbirine eşit 410. Biz ne yaptık? Yatay düzlemde hesap açıklıklarını bulmuş olduk. Şimdi düşey düzleme baktık. 410'un üst tarafı 30, alt tarafı 30. Bir tane 430 e ekledik. 440 yaptı. Yine 500'e baktık. Üst taraf, alt taraf 30. Hesapladık. 530 oldu. Şimdi hesap açıklıklarını bulduktan sonra bizim ne yapmamız lazımdı? Döşemenin türünü belirlememiz lazımdı. Bakın biz ne yapacağız? Döşemenin türünü belirleyeceğiz. Şimdi bizden hesabı istenen döşemelere ayrı ayrı baktık. Bakın D1 döşemesine hesabı istenmiş. D2 döşemesinin, D5 döşemesinin ve D6 döşemesinin hesabı bizden istenmiş. Şimdi D1 döşemesine geldik baktık. Bakın. Uzun doğrultudaki hesap açıklığına baktık. Uzun doğrultudaki hesap açıklığı 440. Kısa doğrultudaki hesap açıklığına baktık. 285. D2 döşemesine baktık. Yine uzun doğrultudaki hesap açıklığı 440. Kısa doğrultudaki hesap açıklığına baktık. 330. D5 döşemesine baktık. Uzun doğrultudaki hesap açıklığı 530. Kısa doğrultudaki hesap açıklığına baktık. 330. Son olarak D6'ya baktık. Uzun doğrultu 530. Kısa doğrultu 410. Biz ne yapacağız? Bunları birbirine oranlayacağız. Bu orana göre de biz döşeme türünü belirleyeceğiz. Yani döşeme türünü belirlerken ne demiştik? Demiştik ki uzun doğrultudaki kısa hesap açıklarının kısa doğrultudaki hesap açıklarının oranı ya 2'den büyüktü ya da 2'den küçüktü. 2'den büyükse ne olacaktı? Tek doğrultuda çalışan plak olacaktı. 2'den küçükse ya da eşitse çift doğrultuda çalışan plak olacaktı. Şimdi biz bunları hesaplayalım hemen. Bakın böldüğümüz zaman şuradaki oranımız 1.54 çıktı. D1 döşemesinde. D2 döşemesinde böyle hesapladığımız zaman bu oran 1.33 çıktı. Yine D5 döşemesinde hesapladığımız zaman 1.61. Tabii siz ne yapacaksınız? Virgülden sonra hep iki rakam alacaksınız. D6 döşemesine baktık. D6 döşemesinde de bu oranımız 1.29 çıktı. Şimdi döşeme türlerini belirlerken ne yapacaktık? Şu bulduğumuz oranların 2'den büyük mü, 2'den küçük mü bunu inceleyecektik. E şimdi şuraya baktık. Şu neydi? 2'den küçük ve eşit. Yine 1.303, 2'den küçük eşit, 1.61, 2'den küçük eşit, 1.29, 2'den küçük eşit. Diyeceğiz ki bu döşemelerimizin hepsinde bu oranımız 2'den küçük ve eşit olduğu için bunlar ne olacaktı? Çift doğrultuda çalışan plak yani dal döşeme olacaktı. Şimdi biz ne yaptık? Döşeme türünü belirledik. Bu sefer döşeme türünü belirledikten sonra bizim ne yapmamız lazım? Hani eğer çözüm yöntemini bulmamız lazım. biz burada ne yapacaktık? Çözüm yöntemi olarak yaklaşık metodu kullanacaktık. Bizim çözüm metodumuz burada bir taneydi. Biz bu ne yapacaktık? Bu bir taneyi kullanacaktık. Şimdi hesaplara başlamadan önce ne yapmamız lazım? Hesap yüklerini bulmamız lazım. Geldik yazdık. Dedik ki hesap yükü plak kalanı 12 cm olan döşemeler için. Şimdi biz hesap yükünü bulurken ne yapacaktık? Diyecektik ki ölü yüklerin 1.4 katı hareketli yükleri ne olacaktı? 1.6 katı olacaktı. Şimdi her biri için hesapladık. Dedik ki 1.4 çarpı dedik. Plak kalanı 12 cm olan döşemelerde 4.92 hesap yükümüz var. Artı 1.6 diyeceğiz. Yine 12 cm için ölü yükümüz 5.32. Hemen geldik hesapladık. Plak kalanlığı 13 cm olan döşeme için. Hemen 1.4 çarpı 13 santimetrede ne verilmişti? Bize 5.13 verilmişti. Yine 1.6 sabitimizde 5.69. Son olarak 14 santimetre plak kalınlığı olan döşeme için hesap yükü 1.4 çarpı 5.55 artı 1.6 çarpı 6.17. Şimdi bu hesap yüklerini bulduktan sonra biz ne yapacağız? Tablomuzda çözümümüzü yapacağız. Hemen yazdık. Şunları hesaplayayım. 12 santimetre plak kalınlığı olan döşemeler için hesap yükü 15.4 şıklardır işte. 16.29 plak kalınlığı 13 santimetre olan döşemeler için... Yine plak kalınlığı 14 cm olan döşemeler için 17.64 çektim. Şimdi biz bunları bulduktan sonra bu sefer ne yapacağız? Döşemenin çözüm tablosuna tamam artık biz ne yapacağız? Çözüm tablosunu oluşturacağız. Şimdi çözüm tablosunu ben daha önceden çizdim. Çözüm tablomuza baktık. Bizim burada ne var? İşte 6 tane 7 tane sütunumuz var. Biz ne yapacağız? Her bir sütünü ayrı ayrı dolduracağız. Şimdi sol uçtan başlayıp şöyle sol taraftan sağ tarafa doğru her bir sütun yukarıdan aşağı bizim ne yapmamız lazım? Doldurmamız lazım. Şimdi şeklimize baktık. Döşeme çözüm tablomuza baktık. Demiş ki döşemenin şekli. Şimdi biz döşemenin şekli için ne demiştik? Hani döşemenin sürekli olan kenarları, süreksiz olan kenarları. Biz bunlara bakacaktık. Hatta örnek olarak size şurada şöyle çizeyim. Şimdi şöyle baktık. Basit bir tane örnek çizdim hemen şuraya. İşte D1, D2, D3 ve D4 döşeme. Biz iki tane döşeme inceleyelim. Şimdi D1 döşemesi döşeme şeklini bulurken biz ne yapacaktık? Diyecektik ki döşemenin sağ tarafına, sol tarafına, üst tarafına ve alt tarafına bakacaktık. Hangi kenar sürekli yani devam eden ya da hangi kenar süreksiz ya da serbest oturan, devam etmeyen bunları belirleyecek. Şimdi D1 döşemesine baktık. Şu D1 döşemesinde bulunduğumuz düzleme göre şey yatay doğrultuda baktığımız zaman D1 döşemesinin sol tarafında devam eden döşeme yok. Burası ne olacaktı? serbest ötüren süreksiz yani devam etmeyen olacaktır. D1 döşemesinin sağ tarafına baktık. D2 döşemesi var. Döşememiz ne yapmış? Devam etmiş. Devam eden kenarı biz ne yapacaktık? Şöyle tarayacaktık. Yani sürekli demek bu. D1 döşemesinin üst tarafına baktık. Devam eden döşeme yok. D1 döşemesinin alt tarafına baktık. Alt tarafta D3 döşemesi var. Döşeme sürekli yani devam eden. Biz bu döşemenin şeklini çizecek olsaydık, bakın döşemenin şeklini çizecek olsaydık, D1 döşemesi sağ tarafta devam etmişti. De alt tarafta devam etmişti. Biz ne yapacağız? Buna göre tabloda değerler seçecektik. Döşeme şekli dediğimiz şekil bu olacak. Yani hangi kenarlar sürekliyse ise biz o kenarları ne yapmamız lazım? Taramamız lazım. Şimdi şurada hesabını yapacağımız döşemelere baktık. Bakın hesabını yapacağımız döşemeleri inceleyelim. Şimdi D1 döşemesine baktık. Bakın D1 döşemesinde sağ tarafta devam eden D2 döşemesi var. Devam eden döşemenin olduğu kenarı biz ne yaptık? Taradık. Burası ne oldu? Sürekli oldu. D1 döşemesinin sol tarafında devam eden döşeme yok. Serbest oturan bunu ne yapmadık? Taramadık. Yine D1 döşemesinin üst tarafında devam eden döşeme yok. Taramadık. Alt tarafında devam eden D4 döşemesi olduğu için taradık. Biz hesabını yapacaklarımıza baktık. D2 döşemesine baktık. Sol tarafta zaten devam eden D1 döşemesi var. Bunu taramışız. Sağ tarafına baktık. Devam eden D3 döşemesi var yani sürekli sürekli olan kenarı taradık. D2 döşemesinin üst tarafında devam eden döşeme yok, alt tarafında devam eden D5 döşemesi olduğu için biz ne yaptık? D5 döşemesini taradık. Yine hesabını yapacağımız D5 döşemesine baktık. D5 döşemesinin üst tarafına baktık. Devam eden D2 döşemesi var. Zaten taramışız. Alt tarafına baktık. Bakın şu alt tarafında D5 yazmış. Demek ki bunda ne var? Sürekli var, devamı var. Devamı olduğu için biz ne yaptık? Yine bu kenarı taradık. Yine D5 döşemesinin sağ tarafında D6 döşemesi var kenar sürekli taradık. Sol tarafında d4 döşemesi var. Sürekli taradık. Son olarak hesabını yapacağımız d6 döşemesine baktık. Sol tarafta d5 döşemesi vardı. Zaten taramışız. Alt tara sağ tarafta devam eden döşeme yok. Taramadık. Alt tarafında yine baktık. Bakın d6 döşemesi var. Demek ki devam eden döşeme olduğu için kenar sürekli taradık. Son olarak üst tarafına baktık. Üst tarafta d3 döşemesi var. Biz ne yaptık? d3 döşemesi olduğu için devam ettiği için, sürekli olduğu için bu kenarları taradık. Şimdi biz döşemenin şeklini belirlerken biz ne yapacağız? Tablomuzu doldururken geldik şöyle döşemelerimizi çizdik. Şekil olarak şöyle çizdik. Dikdörtgenlerimizi çizdik. Biz ne yapacağız? Döşemenin şeklini belirleyeceğiz. Artık döşeme şekli neydi? İşte yazdık. D1 döşemesi, D2 döşemesi, D5 döşemesi ve D6 döşemesi. Biz ne yapacağız? Sürekli olan kenarları taşıyacağız. Şimdi D1 döşemesi için ne dedik? Dedi ki komşu iki tane kenar. Bunlar alt kenar ve sağ kenarda. Bunlar sürekli bunları işaretledik. D2 döşemesine baktık. Üç kenarda sürekli bir kenar serbest oturan yani süreksiz devam etmeyen. D5 döşemesine baktık. D5 döşemesinin şeklinde tüm kenarlar neydi? Sürekliydi. Bakın geldik. Sürekli olan kenarları taradık. Son olarak D6 döşemesine baktık. D6 döşemesinde üst kenar, sol kenar ve alt kenar neydi? Devamlıydı, sürekliydi. Diğer kenarlar süreksizdi. Yani serbest oturandı. Şimdi biz bunu bulduktan sonra bakın şurada bir tane değerimiz var. Bize demiş ki uzun kenarın kısa kenarı küçük m harfi, uzun kenarın kısa kenarı oranı. Biz zaten bunu nerede kullandık? Biz bunu döşeme türünü belirlerken biz bu değerleri hesapladık. Bulduğumuz değerleri getirdik yerine yazdık. Dedi ki ya, işte uzun kenarın kısa kenarı oranı. Şu küçük m değerini bulurken Şurası 4.4 metreydi. Yani 440 santimetreydi. Bölü dedik. 2.85 metre. Biz bunu hesapladığımız zaman bu 1.54 çıkmıştı. Bakın biz bunları biraz önce döşeme türlerini belirlerken hesaplamıştık. D2 döşemesine geldik. İşte 4.4 metre ya da 440 santimetre bölü. 3.3 metre. Biz bunu da hesapladık. 1. 33 çekmişti. Yine D5 döşemesine geldik. Uzun kenar 5.3 metre, kısa kenar 3.3 metreydi. Bunu hesapladık. Oranımız 1.61. Son olarak D6 döşemesine baktık. Uzun kenarımız 5.3 metre, kısa kenarımız 4.1 metre. Biz bunu hesapladığımızda bu oranımıza ne çıktı? 1.29 çıktı. Şimdi bunları bulduktan, yani bulduğumuz değerler hasta getirdik yerine yazdık. Tekrar bunları hesaplamadık. Şimdi döşemelere baktık. Bakın D1 döşemesinin içine yazdık. D1 döşemesinin kalınlığı plak kalanlığı 12 santimetreydi. Yine D2 döşemesinde plak kalınlığı 12 santimetre. D5 döşemesinde plak kalınlığımız 13 santimetre. D6 döşemesinde plak kalınlığımız 14 santimetre. Bu ne demek? Biz hesap yani bunları niçin yazdık? Hesap yükü bulurken biz ne yapmıştık? 12, 13 ve 14 santimetre plak kalınlıkları olan döşemeler için ayrı ayrı hesap yükü bulmuştuk. E şimdi hemen yazdık dedi ki devon 2 cm olanlar için 15.4'lü hesap yükümüz. Hesap yükümüzü yazdık. 15.4 diye. Hemen yine geldik. Yazdık dedi ki plak kalınlığı 13 santimetre olan döşemeler için hesap yükümüz 16.29'du. Plak kalınlığı 14 santimetre olan için 17.64. Bizim neyimiz verdi? hesap yükümüz vardı. Şimdi biz bu hesap yüklerini bulduktan sonra bu sefer bizim ne yapmamız lazım? Bizim şu çizdiğimiz, az önce belirttiğimiz döşeme türlerine bağlı olarak biz ne yapmıştık? Bakın döşeme türlerine bağlı olarak biz ne yaptık? Alfa ve alfa katsayılar seçecektik. Kısa doğru mesnet kısa doğru açıklık demek. Bakın şuraya baktık. Alfa katsayıları seçeceğiz. Alfa kısa doğru mesnet kısa doğrultuda mesnet kısa doğrultuda açıktaki için bizim ayrı ayrı ne yapmamız lazım? Alfa kas sayılarını seçmemiz lazım. Şimdi biz bu alfa kas sayılarını seçerken ne yapacağız? Demiş ki dört kenardan oturmuş çift yönde donatılı dikdörtgen plaklar için biz ne yapacağız? Şuradaki bakın şuraya baktınız uzun kenarın kısa kenarı oranı. işte bu birden başlamış alt tarafta ikiye kadar devam etmiş. En son ikide bitmiş. Biz bu değerlere, şuradaki şekillere bağlı olarak biz ne yapacağız? Şu alt tarafta alfa katsayıları hesaplayacağız. Yani hesaplanmayacağız. Bunları alacağız burada. Bakın örnek olarak baktık. Mesela D1 döşeme, bir de şu ilk şeklimize, birinci döşememize baktık. Döşemenin altında iki tane sütun var arkadaşlar. Biri mesnet için, biri açıklık için. Bakın biri mesnet, biri açıklık. Biri mesnet, biri açıklık. Bizim bu seçeceğimiz değerler ne olacak? Kısa doğrudaki değerler için olacak. Kısa doğrudaki kenar için olacak. Uzun doğrudaki kenar için de şurada tablomuza baktık. Şurada yazmış. Bu tabloyu size mergenden yükleyeceğim zaten. Uzun açıklık doğrultusunda da biz ne yapacağız? İşte mesnet ve açıklık kas sayılarını direkt şu en alttaki değerleri alacağız. Tamam mı? Bizim aslında hesabını yapacağımız yer kısa doğrultudaki şu değerlerden biz hesap yapacağız eğerse bizim çıkan değerimiz küçük m değerimiz uzun doğrultudaki hesap açıklığına kısa doğrultudaki hesap açıklığına oranı şunlardan biri değilse biz burada hesap yapacağız. Ama uzun doğrultudaki kenarda her zaman ne yapacağız? İşte şu döşeme şekline baktık. Bakın şu birinci şekle baktık. Şöyle şu iki tane sütuna bakacağız. İşte ne demiş? 0.033 nerede? Mesnet için açıklıkta 0.025. Bu nerede? Uzun doğrultudaki kenarda. Kısa doğrultudaki kenarda ise biz ne yapacağız? Şu aradaki değerlerden döşeme şekline bağlı olarak bizim ne yapmamız lazım? değeri almamız lazım. Bakın şimdi D1 döşemesine geldik baktık. Bakın D1 döşememiz neydi? Komşu iki tane kenar yan yan yana olan iki tane kenarı sürekli. Biz bunu hesaplarken ne yapacağız? Gelip önce şurada tablomuza bakacağız. Diyeceğiz ki bizim bu tabloda yedi tane şekilde hangisi bizim şuradaki D1 şekline benzemekte. Önce buna bakacağız. E şimdi şuraya baktık. 2T3 numaralı şekil demiş ki komşu iki kenar süreksiz. Ne demek bu? İki kenar süreksizse yani devam etmeyense diğer komşu iki kenarı olması lazım sürekli olması lazım demek ki değerimiz bu olacak. Şimdi uzun doğrultudaki değerleri bulurken bakın. Uzun doğrultudaki değeri bulurken bakın biz şuradaki iki tane sütuna bakacağız. İki tane sütuna geldik en alttaki değerlere baktık. En alttaki değerlerimiz ne çıktı? 0.049 0.037. Biri mesnette, biri açıklıkta. Bizim mesnetteki uzun kenar mesnetteki alfa katsayımız 0.0490 açıklıktaki katsayımız 0.0370. Önce bunu getirdik direkt yerine yazdık. Dedi ki bakın şurası 0.0490 diğer tarafı 0.0370. Bakın bu neydi? Uzun doğrultu. Biz ne yapacağız? Kısa doğrultuya bakacağız. Şimdi kısa doğrultuya bakarken bizim değerimiz ne çıkmış? 1.54 çıkmış arkadaşlar. Bakın 1.54. O zaman biz diyeceğiz ki bizim şu tablonun en sağ tarafından şöyle geldik. En sağ tarafta bizim ne bulmamız lazım? 1.54 değerini bulmamız lazım. E şimdi şuraya baktık. Bizim 1.54 değerimiz tam da varmış. Bu 1.54 değerini bulduktan sonra biz ne yapacağız? Şu 1.54'ten sol tarafı doğru geldik. 3 numaralı şekilden yukarıdan aşağıya doğru geldik. Bakın kas sayılarımıza baktık. Katsayılarımız mesnette 0.0744, açıklıkta 0.0560. 3 numaralı şekil. Şöyle bakın şuraya baktık. 3 numaralı şekilden geldik. Aşağıdaki sütunları yani soldan sağa geldik. Yukarıdan aşağı doğru geldik. Kesişen bölgeler bize neyi verdi? Alfa kas verdi. İşte 0.1.54'ten sol tarafı geldik. 0.0744 mesnet 0.0561 açıktık. Şimdi bulduğumuz bu değerleri getirdik yerine yazdık. Dedi ki bizim şuradaki değerlerimizden bir tanesi kısa doğrultu mesnet için 0.0744'müş. Kısa doğrultu açıktık içinde 0.0561. Şimdi her bir döşeme için bizim ne yapmamız lazım? Bu değerleri ayrı ayrı bulmamız lazım. Şimdi D2 döşemesine baktık bakın. Şöyle D2 döşemesine baktığımız zaman D2 döşememiz neydi? 3 kenar sürekli bir kenar serbest oturan. O zaman şuradaki 7 tane şekilden birine bakacağız. Şuna baktığımız zaman 2 numaralı şekilde demiş ki bir kenar süreksiz. Yani bir kenar süreksizse üç kenar ne olacak? Sürekli olacak. Biz bu iki numaralı şeklin şu alt taraftaki iki tane sütuna geldik. En alttaki değerler bizim için neydi? Uzun doğrultudaki alfa katsayılarıydı. Hemen getirdik geldik dedik ki alfa katsayımız mesnette 0.0410'muş. açıklıkta 0.0310. Bu değerleri yazdıktan sonra bunlar uzun doğrultudaydı. Bu sefer kısa doğrultuya baktık. Bakın kısa doğrultuda neyi bulacağız? Alfa katsayısı Şu M katsayısı vardı ya. 1.33. Yani döşeme türünü belirlerken zaten biz bunu bulmuştuk. Biz şu tablodan 1.33'ü bulacağız bakın. Şuraya geldik. 1.33'ten nerede gelmemiz lazım? Bakın 1.32 var. 34 var. 33 yok. Geldik şuraya baktık. Dedi ki bakın şuraya yazayım şöyle. 1.32 var. 1.34 var. Bizim hesapladığımız, bizim hesapta bulduğumuz değer neydi? 1.33. Arkadaşlar baktığımız zaman şu şu ikisine ne olacak? Tam ortasında olacak değil mi? Şimdi bunu niye bunu burada söyledim? Kolaylık olarak bakacağız. Yani kolaylık olarak söyleyeceğiz. Kolaylık olsun diye. 32 34. Şimdi 32'deki alfa katsayısı var. 34'teki alfa katsayısı. 32'deki alfa katsayısı 34'teki alfa kat sayısı. Şimdi bizim o bulduğumuz M değer neydi? 33'tü. Yani şunların tam ortasıydı. Hemen yazdık. Dedi ki ya, bakın. 0. 0 578 bu 0.32 1.32 diye değerde artı nokta 0 586 bunları bulup şöyle virgülden sonra 4 rakam yapayım yarısını aldığımız zaman bize ne verecek bize oradaki değeri verecek i̇şte değeri hesapladık 0.0582 bu nerede alfa kısa mesnet için şimdi uzuna baktık ya da kolay olarak bakın bakın 36 42 kaç artmış 6 artmış Şundan 3 yi 6 yarısı 3. Şuna 3 ekleyin. 3 çıkarın. O zaman ne olur? 0.0439 alfa ne oldu? Kısa açıklık oldu. Şimdi bulduğumuz değerleri getirdik. Yerine yazdık. Dedik ki bizim bir tane değerimiz 0.0582 diğer değerimiz 0.0390 al 439 pardon arkadaşlar. 439 çıktı. 439 Arkadaşlar yanlış yere yazdım. Şurası 310'du. Şurası 439 439 evet. 031 0.0 41'e 31'de. Şimdi D5 döşemesine baktık. Bu sefer D5 döşemesine baktık. Dedi ki bizim bu D5 döşemesi dört kenardan sürekli. Şimdi dört kenardan sürekli kenara bak, döşekte baktığımız zaman bir numaralı şekil. Hemen ne yapacaktık? Bir numaralı şeklin en altına gelecektik. En alttaki değerler neydi bizim için? Uzun doğrultudaki alfa değerleriydi. Bunları getirdik yerine yazdık. Dedi ki uzun doğrultudaki alfa değeri işte 0.0330'a 0.0250. Şimdi bizim değerimiz ne çekmiş? 1.61. Bu sefer geldik şuradan 1.61 değerini bulduk. Bakın 1.61 diye değerimiz yok, öyle değil mi? Şöyle şuradan baktık 1.60 ile 65 arasında. Şu sol tarafı doğru geldik. En sol tarafta ne var? Kendi üstündeki iki tane değer var. Bakın bunu kolay olarak neye bakacaksınız? Şimdi 1.60 var, 1.65 var. Bizim değerimiz 1.61. Bakın şuradan şuraya bir artmış. 60'tan 65'e beraber 5 e artmış. O zaman biz diyeceğiz ki biz ne yapacağız? Şunların küçük olan ya da büyük olanına göre hesap yapacağız. İşte ne yaptık? Dedi ki küçük olana göre hesap yapacağız. O zaman yazdık. Bir tanesi için hesap yapacağım. 0.0638. Bu neydi? 1.60'daki değeriydi. Bizimki 61'di bizim bir değerimiz. 61 olduğu için diyeceğiz ki şu 0.60'daki değerden fazla olması lazım. Büyük olan değerden 0.0 662'den 0.0638'i çıkardık. Bakın 60'tan 61'e 1 gelmişti. 60'tan 65'e ne yapmıştı? 5 gelmişti. 1 bölü 5'i ne yaptık? Hesaba kattık. Şimdi ben bunları hesaplayayım hemen. hesapladığımız zaman 0.0643 çıktı. Şimdi ben diğer değerde direkt hesaplayıp yerine yazacağım. Hemen yazdık dedi ki şuradaki değerimiz 0.0643. Yine şuradaki bu neydi? Kısa doğrutu meslek için. Bir de kısa doğrutu açıklık için hemen hesaplayayım. Şurası da 0.0495 şeklinde. Son olarak D6 döşememize baktık. Yine D6 döşememiz üç kenardan sürekli bu iki numaralı şeklimizde. iki numaralı şeklin en altına geldiğimiz zaman işte uzun doğrultuda 0.0410'du. Yine 0.0310'du. Biri açıklık için, biri mesnet için. Yine oranımıza baktık. 1.29. 1.29'dan bizim ne yapmamız lazım? İki numaralı şeklin altına gelmemiz lazım. Bakın şuraya baktık. 28, 30 var. 29 neredeydi? Tam ortasındaydı. Şuraya baktık. 62'den 70'e gelmek için ne yapmamız lazım? 8 artmamız lazım. Yarısı 4 eder. Şuna 4 ekleyip şuna 4 çıkarmamız bize neyi verecek? Oradaki aradaki değer verecek. Bakın 30 30 ile 28 ile 30 arasındaydı. Hemen ekledik. Dedi ki 0. 0.564 yine diğer değeri hesaplarken 424 var, 430 var. İkisini toplayıp yarısını aldığımız zaman ne yaptı? 0.0427 yaptı. 0.0427. Şimdi biz bu değerleri bulduktan sonra bizim bu sefer ne yapmamız lazım? Bizim şuradaki moment değerlerini artık hesaplamamız lazım. Şimdi biz ne yapacağız diyeceğiz ki bizim moment hesaplamamız lazım. Ne yapacağız? Her bir döşemenin kısa doğrultusunda Mesnet ve açıklık için yine her bir döşemenin uzun doğrultuda mesnet ve açıklık için toplamda bizim ne yapmamız lazım? 2 tane kısa doğrultuda iki tane uzun doğrultuda moment hesaplamamız lazım. Şimdi biz bu momenti hesaplarken de ne demiştik? Demiştik ki hesap momenti. Ne olacaktı? Alfa kastayısı çarpı, hesap yükü çarpı, kısa doğrultudaki kenarı neyi olması lazım? Karesi olması lazım. Şimdi bir tane döşeme için hesaplayacağım arkadaşlar. Diğer döşeme için hesaplamayacağım. Şimdi bunun daha kolay... Kolay kolay olan yolunu göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi geldik hesabını yapacağız. Bu hesabını yapacağımız momentler tamam mı? D1 döşemesine ait momentler arkadaşlar. Şimdi hesap momenti bulurken ne dedik İşte alfa katsayısı tablodan aldık. Hesap yükü bulmuştuk. Her bir döşemenin kısa doğrultudaki kenarı zaten belliydi. Hemen geldik yazdık dedi ki hesap momenti birincisi hesap momenti ikinci moment yani her bir, bunlar neydi? Şunlar kısa doğrultudaydı. Yine hesap momenti hesapladık. Üçüncüsü hesap momenti hesapladık. Dördüncüsü bunlar neydi? Bunlar da uzun. Şunlar kısa kenarda. Şu neydi hesap momenti? Biri mesnet içinde. Şöyle bir yazayım. Biri mesnet için, biri açıktık için. Biri mesnet için, biri ne olacak? Açıktık için olacak. Şimdi biz hesap momenti hesaplarken bakın alfa kas sayısı. Bir bakın ne yapacağız? Kısa doğrultu mesnet için alfa katsayısı, kısa doğrultu açıklık için alfa sayısı. uzun doğrultu mesnet için alfa katsayısı, kısa uzun doğrultu açıklık için alfa sayısı. Şimdi alfa sayısını yazdık. Dedik ki 0.0744. Sol tarafı doğru geldik. Hesap yüküne baktık. 15.4. Yine sol tarafı doğru geldik. Burada kısa olan kenar aldık. Kısa olan kenarımız neydi? 2.85'in karesiydi. Yine geldik açıktık için, kısa kenar açıktık için. Alfa katsayımız 0.0561. 0.0561. Çarpı dedik. Bakın sol tarafı geldik. Hesap yükü 15.4. Yine hesap açıktığımız ne olacak? Kısa kenar 2.85 metrenin karesi. Uzun doğrultuya geldik. Mesnet için alfa katsayımız 0.0490. Sol tarafı geldik. Hesap yükü 15.4. Yine kısa kenar ne oldu? 2.85'in karesi. Son olarak yine kas 0.0310. Hesap yükümüz 15.4. Hesap açıklığımız 2.85 metrenin karesi. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Hani bizim kolaylık olarak söylediğimiz şey neydi? Bakın şuraya baktık. Şimdi biz 4 tane moment hesapladık. Bu ne içindi? Şu D1 döşemesi içindi değil mi? Şimdi şuraya baktık. Hepsinde hesap yükü aynı. 15.4. Hepsinde hesap açıktı. Kısa doğrultudaki kenardı bu. Kısa doğrultudaki kenarın karesi aynı. Bizim burada hepsinde 4 tane momentte farklı olan sadece neydi? Alfa katsayılarıydı. Şimdi biz hesap makinesiyle bunu hesaplarken ne yapacağız? Diyeceğiz ki burada değişken olan. Değişken olan sadece neydi? Alfa katsayısı. Sadece alfa katsayısını önce yazdık. Bakın. Nokta dedik. 0.0700 44 çarpı dedik hesap yükü 15.4 çarpı 2.85 metre'nin karesi. Biz bunu hesapladığımız zaman momentimiz ne çıktı? İşte şuradaki momentimiz 9.31 çıktı. Şimdi her biri için ayrı ayrı bunları yazmayın. Hesap makinemizde sadece değişik, değişiklik gösterecek olanlar alfa sayısıydı. Şöyle şu hesap makinenizin sağ tarafındaki tuşuna bastığınız zaman en sol taraf yanıp sönmeye başladı. Oraya hemen değiştiriz. 0, .0 561 yazdınız. Eşittire bastığınız zaman momentimiz direkt hesapladı. 7.02. Yine aynı işlem yaptık bakın. Şu sağ taraftaki ok işaretine bastığımız zaman en sol taraf, ekrandaki en sol taraf yanıp sönmeye başladı. Ne demek bu? Buradaki alfa kas sayısını değiştir demek. Nokta 490 yazdık. Eşittire bastık. Hesap momentimiz 6.13. Yine aynı tuşa bastık. Nokta 310 yazdık. Hesapladık. Momentimiz ne çekti? 3. 88 çıktı. Bakın aslında biz ne yaptık? Bir tane momenti hesap makinemizde yazdığımız zaman biz 4 tane momenti de hiç değişiklik yapmadan yani aynı şeyleri tekrar tekrar yazmadan tüm momentleri hesaplamış olduk. Şimdi bulduğum bu değerleri getirdim yerine yazdım. Dedim ki işte şuradaki momentimiz 9.1 kısa doğrultu mesnet 7.02 kısa doğrultu açıklık. 6.13 kısa doğrultu uzun doğrultu mesnet 3.88 uzun doğrultu açıldı. Şimdi bakın şuradaki döşemede D2 döşemesinde yine yazdım. nokta0 582 dedim. Çarpı 15.4 hesap yükü. Sol tarafı geldim. 3.3 metrenin karesi hesapladığımız zaman momentimiz 9.76 çıktı. Sadece neyi değiştirecektik? Alfa kat Hemen yazdım. 0 0.439 yazdığım zaman hesap momentimiz 7.36 çıktı. Yine aynı işlemi yaptık. Bakın tuşa bastık. Nokta 0410 yazdık. Yazdığımız zaman momentimiz 6.88. Yine şuradaki momenti katsayımızı değiştir nokta 0310 yazdığımız zaman bizim buradaki momentimiz de 5.2 çekti. Bakın bir tane moment hesaplamanız tek döşemede 4 tane momenti hesaplamanız anlamına gelir. Yine yazdık dedik ki nokta 0 634 çarpı 15.4 çarpı şimdi kısa doğrudaki kenar neydi? Yine 3.3 metrenin karesi hesapladığımız zaman momentimiz 10.63 çıktı. Diğerlerini hemen hesaplayayım. Momentimiz 8.3. Bakın ne yaptık? Yine tuşa bastık. Nokta 0, 0. 330 yazdım. 5.53. 0, 0 250 yazdığım zaman momentimiz 4.19 çıktı. Son döşememize geldik. Yine dedi ki 0. 564 çarpı 15.4 çarpı kısa doğrultuya baktık 4.1 metrenin karesi yazdığımız zaman 14.60 çek 14.6.0427 yazdığım zaman momentimiz 11.05 yine son momentlerimizi hesaplayalım nokta0410 yazdığımız zaman momentimiz 10.61 310 yazdığım zaman momentimiz 0.8.03 olarak çıktı. Şimdi biz ne yaptık? Biz momentleri hesapladık. Çünkü her bir açıklıkta iki tane moment var değil mi? Hem kısa doğrultuda hem uzun doğrultuda. Yani bir, bir tane döşemede dört tane moment var. Şimdi meslek momentlerin işaretleri neydi? Negatif. Açıklık momentleri pozitif. Bakın meslek momentleri negatif. Açıklık momentleri ne olacak? Pozitif olacak. Meslek momentleri negatif. Açıklık momentlerimiz ne oldu? pozitif oldu. şimdi biz ne yapacağız? Açıklık donatı hesabı yapacağız. O zaman açıklıktaki momentlere baktık. Bizim açıklıktaki momentler yani hesapta kullanacağımız momentler pozitif olan momentler. Biz hesapta kullanacağımız momentleri ne yaptık? Şöyle işaretledik. Dedi ki biz açıklıkta donatı hesabı yapacağız. Açıklıkta donatı hesabı yaptığımız için açıklıkta moment pozitifti. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Pozitif momentleri kullanmamız lazım. Şimdi biz bu momentleri bulduk. Bu sefer ne yapacağız? Şuradaki sütunu dolduracağız. Şimdi burada D dediğimiz değer neydi? faydalı yüzeydi. Biz bunda ne yapacaktık? Plak kalınlığından 2 santimetreye çıkaracaktık. Bu hangi kenardı? Kısa kenar. Yine bu plak kalınlığından 3 santimetreye çıkaracaktık. Bu da neydi? Uzun kenar. Biz çünkü bunun notunu yazdık. Dedik ki çift doğrultuda çalışan plaklarda kısa doğrultuda pas payı 2 santimetre. Uzun doğrultuda ne yapılacaktı? 3 santimetre olarak alınacaktı. Şimdi D1 döşemesine baktık bakın. D1 döşemesi bir tane döşeme için yine D1 döşemesi için hesap yapalım bakın D1 döşemesi de plak kalınlığına 12 santimetre bakın D1 döşemesinde plak kalınlığı ne kadar 12 santimetre şimdi D1'e geldik faydalı yükseklik bulacağız faydalı yükseklik nerede bulacağız kısa doğrultuda bulacağız bunu bulurken ne yapacaktık kısa kenardaki faydalı yüksekliği plak kalınlığından 2 santimetre çıkaracaktık Pla ne oldu burada 10 santimetre oldu Yine D1 döşemesinin uzun kenarı için faydalı yükseklik bulacağız. 12 cm uzun kenarda 3 cm paspay alacaktık. Burada ne çekti? 9 cm çekti. Şimdi bulduğumuz bu değerleri getirdik yazdık bakın. Plak kalınlığı 12. Kısa kenarda 2 çıkardık. 10 uzun kenarda 3 çıkardık. 9. D2 döşemesine baktık. Plak kalınlığı 12. Kısa kenardan 2 çıkardık. 10 uzun kenarda 3 çıkardık. 9. D5 döşemesine baktık. Plak alanımız 13. Kısa kenardan 2 çıkardık. 11 uzun kenardan 3 çıkardık. 10. Son olarak D6 döşemesine baktık. Kısa kenardan 2 çıkardık. 12 uzun kenardan 3 çıkardık. 11. Biz ne yaptık? Faydalı yükseklikleri bulduk. Şimdi faydalı yüksekliği bulduktan sonra biz ne yapacaktık? Biz şu m de değerini bulacaktık. Bunu bulurken ne yapacaktık? Diyecektik ki M'de bölü faydalı yüksekliğin karesi. Bizim bir tane not yazmıştık. Demiştik ki burada M faydalı yüksekliğin birimin ne olması lazımdı? Metre olması lazımdı. Örnek işte. 10 santimetre neydi? 100'e böldüğümüz zaman 0.1 metre yapardı. İşte 9 santimetre ne yapardı? 100'e böldüğümüz zaman 0.09 metre yapardı. Değil mi? Yani 100'e bölecektik. Öyle değer yapacaktık. Değerleri hesaplayacaktık. Şimdi geldik dedik ki D1 döşemesinde bakın D1 döşemesinde bizim ne yapmamız lazım? Şimdi hesap momentleri var. Kısa kenar, uzun kenar için. Değil mi? Uzun açıktık için ya da kenar için değil. Bir de kısa kenar için ve uzun kenar için biz ne yaptık? Faydalı yükseklik bulduk. Bakın hemen burada yazdık. Kısa kenarda hesap momentimiz 7.02. Böyle diyeceğiz. 10 cm. Biz bunu ne yaptık? Metreye çevirdik. 0.1 metrenin karesi yaptığımız zaman bizim buradaki M11 değerimiz ne çekti? 702 çekti. Yine geldik kısa kenara. Kısa kenardaki hesap momenti 3.88. Böyle dedik. 9 cm. 0.09 metrenin karesi oldu ya hesapladığımız zaman 479 çıktı. D2 döşemesine geldik. Hesap momentimiz 7.36. Böyle dedik. Faydalı yüksekliğimiz neydi? 10 cm. 0.1 metrenin karesiydi. Hesapladığımız zaman n bir birde değerimiz 736. Yine 5.2 hesap momenti. Böyle dedik. 9 cm 0.09 metre yapar. Bunun karesiydi. Hesapladığımız zaman 642 çıktı. Yine geldik D5 döşemesine. D5 döşemesine baktık. Hesap momentimiz 8.3. Böyle dedik 11 cm 0.11 metrenin karesi yaptı. Hesapladığımız zaman 686 çıktı. Yine uzun doğrultuya geldik. 4.19 hesap momenti. Böyle diyeceğiz. 10 cm 0.1 metrenin karesi hesapladığımız zaman 419 çekti. Son olarak D6 döşemesine baktık. Kısa kenarda 11.05 hesap momenti bölü pas faydalı yüksekliğine baktık. 12 cm 0.12 metrenin karesi. Şunu yazdığımız zaman 767 son olarak D6 döşemesinin uzun kenarına baktık. 8.03 hesap momenti bölü diyeceğiz. 11 cm faydalı yükseklik 0.11 metrenin karesi. Bunu hesapladığımız zaman 664 çıktı. Şimdi bu sefer bizim ne yapmamız lazım? Bizim ne, tab, malzeme türüne göre tablolara bakmamız lazım. Bize malzeme ne vermişti? C25 S420 vermişti. Hemen geldik tablomuza baktık. Bakın tablo. S420. Şurada yani şu tablo 420 demek. Malzememiz S420. Beton sınıfı C25. C25'ten ne yapacağız? 702'yi bulacağız. Bakın 702 diye değerimiz var. 702'den sol tarafı bakın. 702. En sola geldik. KS değeri. KS değerini hesapladık. KS değerimiz ne kadarmış şurada? 2.85. Bakın yazdık. 2.85 İkinci değerimiz 479. Bakın şuraya baktık. 479 diye değerimiz yok. En küçük değer 525. O zaman sol tarafı geldik. Yine KS değerimiz ne olacak? 2.85 Çıktı. 736 bakın şuraya baktık 736 702 ile 912 arasında her ikisinden sol tarafı geldiğimiz zaman zaten KS değerleri ne kadar 2.85 bu da arada olduğu için ne olacak yine 2.85 çıktı. 642'ye baktık yine 642 642 525 ile 702 arasında her ikisinden sol tarafı geldiğimiz zaman KS değerleri zaten aynı yine KS değerimiz 2.85 çıktı. 686 değerine baktık. Yine 686 değeri 525 ile 702 arasında KS değerimiz 2.85. 419'a baktık. En küçük değerimiz 525'ti. Bundan daha küçük olduğu için yine ne yaptık? 2.85 aldık. 767'ye baktık. Yine 767 702 ile 912 arasında KS değerimiz 2.85 çıktı. Bakın şuraya geldik. 664 sonuncusu. Yine 525 ile 702 arasında. Sol tarafı geldik. Her ikisinde de neymiş zaten? 2.85'miş. Şimdi ks değerlerini seçtikten sonra bir tane döşeme için asal donatı alanı hesaplayacağım. Bakın. Asal donatı alanı hesaplarken ne diyecektik? Tablodan aldığımız ks değeri çarpı hesap momenti bölü neydi? Faydalı yükseklik. Yine bir tane not yazmıştık. Demiştik ki faydalı yüksekliğin biriminin buradan olması lazımdı. Santimetre olması lazımdı. Şimdi bir tane değer hesaplayacağım. İşte D1 döşemesinin Kısa doğrultusu için ne yapacağız? Asal donatı aranı hesaplayacağız. Ks değeri 2.85'ti. Bakın Ks değeri 2.85. Hesap momentine baktık. 7.02. Böyle ne dememiz lazım? Faydalı yükseklik. Faydalı yüksekliğimiz 10. Hemen şunu hesaplayayım. Hesapladığımız zaman bizim burada asal donatımız ne çekti? 2 çıktı. Getirdik. Bakın hepsini yerine yazdık. Dedik ki bizim buradaki asal donatımız ne çekti? 2 cm kare çekti. Yine geldik yazdık. Bakın asal donatı alan ne hesaplayacağız. Sol tarafına baktık. 2.85 ks değeri. 3.88 hesap momenti bölü faydalı yüksekliğimiz 9. Bunu hesapladığımız zaman alan 1.23 çıktı. Asal donatı ne hesaplayacağız. Sol tarafı geldik 2.85. Sol tarafı geldik 7.36. Böyle ne dememiz lazım? Faydalı yükseklik 10 hesapladığımız zaman 2.10 cm kare çıktı. Asal donatı hesaplayacağız? Sol tarafı geldik 2.85 ks. Sol tarafı geldik 5.2 hesap momente. Yine baktık faydalı yüksekliğimiz 9 böldük 1.65 çıktı. Asal donatı hala ne hesaplayacağız? 2.85 ks değeri. Sol tarafı geldik 11.05 hesap momente. Faydalı yüksekliğimize baktık 12 dedik. Bölü 12 hesapladığımız zaman 2.62 son olarak yine asal donatı hatalarını hesaplayacağız. 2.85 ks 8.03 hesap momenti 11 cm fayda yükselttik. 2.08 çıktı. Şimdi biz ne yaptık? Bakın asal donatı alanlarını bulduk. Şimdi şu asal donatı alanlarını şöyle ayrı ayrı yazayım şuraya. Bakın D1 döşemesine geldik. dedi ki hem kısa kenar hem uzun kenar için. Yine D2 döşemesinde hesapladık. Kısa kenar, uzun kenar için. D5 döşemesinde hesapladık. Kısa kenar, uzun kenar için son olarak D6 döşemesi için hesapladık. Kısa kenar ve uzun kenar. Şimdi bunları ayrı ayrı yazacağız. Kuralımız vardı. Bu kuralımıza bakacağız. Şimdi D1 döşemesinin kısa kenarı için asal donatı alanı 2 çıktı. Uzun doğrultu için 1.23 çıktı. D2 döşemesinde kısa kenar 2.1 Şurada uzun kenarı hesaplamamışım. Moment bulduğumuz asal donatı alanını yine yerine yazdık. D2 döşemesinin uzun doğrultusu için alanımız 1.65, D5 döşemesinde 2.15'e 1.19, D6 döşemesinde 2.62'ye 2.08. Bizim bir tane kuralımız vardı. Bakın her bir döşemenin uzun doğrultu ve kısa doğrultuları için bulduğumuz asal donatı alanlarına şu yazdıklarımız asal donatı alanı. Kural bize demiştik ki eğer bizim asal donatı alanımız 4 cm kareden küçükse Donatı çapı ne seçecektik? Fi 8. Eğer asal donatı alanı 4 cm kare ile 6.3 cm kare arasında ise donatı çapı fi 10. Eğer asal donatı alanımız 6.3 cm kareden büyükse donatı çapı ne olacaktı? Fi 12 olacak. Bakın ne yaptık? Şu bulduğumuz asal donatının bulunduğu aralıklara göre biz donatı çapı seçtik. Hemen şuraya baktık dedik ya. Bakın D1 döşemesinde D uzun kısa kenar ve uzun kenar ne çekmiş? 4 cm kareden küçük. O zaman burada donatı çapımız ne oldu? Fi 8 oldu. D2'ye baktık. 2.1 küçük 4'ten fi 8. 1.65 4'ten küçük olduğu için fi 8. D5 döşemesi kısa doğrultu. Yine ne çekti? 4'ten küçük fi 8. 4'ten küçük fi 8. Yine 4'ten küçük fi 8. 4'ten küçük ne olacak? Fi 8 olacak. Şimdi biz ne yaptık? Tüm döşemeler, döşemelerde kısa ve uzun doğrultudaki kenarlarda Kullanacağımız donatının çapını bulduk. Şimdi donatının çapını bulduktan sonra biz ne yapmamız lazım? Donatının aralarını seçmemiz lazım. Bakın bundan bir tanesi için yazacağım sadece. İşte döşemelerde 1 cm genişlik için 1 metre genişlik için donatı alanıydı. D1 döşemesine geldik. Kısa doğrultu. Kısa doğrultudaki donatı çapı Fi8, donatı alanı 2. Şöyle Fi8'e geldik şuradan tablomuzdan. Yukarıdan aşağıya doğru gelip 2'yi bulacağız. Bakın 2 yok. 2'den büyük üstüne vardı, kendinden üstüne alacaktık, büyük olanını alacaktık. 2.01 geldiğimiz zaman donatı aralarını ne çekti? 25. Uzun kenara baktık, 1.23. Bakın 1.23 diye değerimiz yok, en küçük 1.26, 1.26'dan sola gittiğimiz zaman donatı aralarını ne çekti? Kırıç çekti. Biz ne diyecektik? Diyecektik, bizim asal donatı araları olmayacaktı, 20 santimetreden büyük olmayacaktı, en büyük 20 olduğu için asal donatı aralarını ne yaptık? Şu 20'den büyükleri çizdik, yerine yerine yazdık. Şimdi getirdik bulduğumuz değere. biz bunları yazarken ne yapacağız? Bakın şu D1 döşemesi için bulduk ya. Donatı aralığımız 20. İşte kısa doğrultu yazarken ne diyeceğiz? Fi 8, fi 8. Biri düz biri pili olacaktı. Bulduğumuz mesafenin iki katı 40 pili oldu. 2 katı 40 ne olacak? Düz olacak. Biz tabloda seçilen AS'yi yazarken bizim ne yapmamız lazım? Bunu yazmamız lazım. Şimdi getirdik yazdık. Dedi ki Donatı çapı fi 8 tamamında bakın fi 8 çıkmış. Önce donatı çaplarını tamamında yazayım. Hepsi 2'den küçük çektiği, 4'ten küçük çektiği için hepsinin çapı ne olacaktı? Fi 8 olacaktı. Biz ne yapacağız? Tablodan bulduğumuz değerleri yazıp artık sorumuzu sonlandıracağız. Çözümümüzü sonlandıracağız. Tamamının asal donatı alanı 4'ten küçük olduğu için tamamının çapı ne çekti? Fi ise Biz ne yapacağız? Bunların mesafelerini yazacağız artık. Şimdi D1 döşemesinin kısa doğrultusunu hesapladık. Dedi ki bu ne olacaktı? 40 pilye 40 düz olacaktı. Şimdi geldik yine D2, D1 döşemesinin uzun doğrultusuna baktık. Uzun doğrultudaki donatı alanımız neydi? 1.23'tü. 1.23'te neydi? Bakın şu yine hatırlayalım. 1.23'te de ne çekmişti? 40 santimetre çekmişti. Çünkü yani küçük değerimiz 1.26 idi. 40, 20'den büyük olduğu için biz sildik onu. 20 yazdık. 20'nin 2 katını aldık. Pilye 20'nin 2 katını aldık. Ne çekti? Düz çekti. Şimdi D2 döşemesine baktık. Kısal ve uzun doğrultuda 2.1 var. 2.1'in karşılığına karşı, bakın şurada 2.1 yok. Bir üstüne aldık. 2.28. Donatı aralığı 28. Ne olacaktı? 20'yi geçmeyecekti. O zaman şuraya 40 düz ya, pilye yazdım. Yine 40 düz yazdım. 1.65. 1.65 diye değerimiz yok. 1.62 ile 68 arasında biz büyüğünü aldık. 68 sol tarafı geldik. 30. Bizim en büyük en fazla donatı aralığımız ne olacak? Asal donatı aralığımız 20 olacaktı. Şunu çizdik. Dedik ki 40 pilye 40 düz olacaktı. Yine 2.15'e baktık. 2.15 diye değerimiz yok. 2.19 var. Bu da 23 santimetredir. Biz ne yapmayacaktık? 20 santimetreyi geçmeyecektik. 40 pilye oldu. 40 düz oldu. Yine geldik 1.19'a baktık. 1.19 değerimiz yoktu. 1.26 vardı. O da 40 santimetredir. Bizim en fazla asal donat arasındaki mesafemiz neydi? 20 santimetreydi. Biz ne yaptık? 40'ı sildik yerine 20 yazdık. 20'nin iki katını aldık. Pil yazdık. 20'nin iki katını aldık. Ne yazdık? Düz yazdık. 2.62'ye baktık. 2.51, 2.65. Üstünü aldık. 2.65. 2.65'ten sol tarafı geldiğimiz zaman demir aralığımız 19 çıktı. 2 katını aldık. 38 pili oldu. 38 ne olacak? Düz olacak. Yazarken böyle yazacaktık. 2.08'e baktık. 2.01 ile 0.9 arasında kendinden büyük olan 2.09'u aldık. Sol tarafı geldiğimiz zaman 24 yaptı. Biz ne yapacaktık? 20 alacaktık en fazla. 2 katını aldık. 40 pilye. 2 katını aldık. 40 ne oldu? Düz oldu. Bakın biz böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar? Döşenlerimizde tüm donatıları hesaplanmış olduk. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.